Bir başka konu 2021 ve 2023 yıllarında yayınlanmış tasarruf genelgeleri var. Genelgeler yayınlanıyor, çok iyi, ama biz hala valileri A8'e binerken görüyoruz. Biz hala bürokraside büyük bir israf görüyoruz. Bu genelgelerin takibi hususunda meclisi bilgilendirmeniz mümkün mü? 2023 genelgesi daha tutuyor ama 2021 hakkında elimizde hangi çıktılar var? Hangi kurum, hangi kalemden nasıl tasarrufta bulunmuş ve biz temizlik malzemelerine dair KDV artışı getirirken kurumlarımızın hangi kalemlerde nasıl tasarrufta bulunduğunu öğrenme ihtiyacımız var. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, son iki konuya değineceğim. Teşekkür ederim. Burada heyetinizde Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kıymetli temsilciler var. Ben de dinimiz diyeceğim. Yani din demek de yeterli olabilir ama inandığım din gündelik siyasi tartışmaların üzerinde yürütülmesi lazım. Maalesef son birkaç yılda hutbelerin siyasi mesaj verdiğine dair çok ciddi şikayetler alıyoruz. Diyanet İşleri Başkanı, acaba cami cemaatinin bu hutbeleri dinledikten sonra nasıl bir hissiyatla camiden ayrıldığına dair bir çalışma yapmakta mıdır? Bu çalışmaların neticesini hutbelerin içeriğine yansıtmakta mıdır? Ben 48 yaşındayım. Herhalde 35 yıldır camilere gidiyorum. Her hafta bir yere yardım toplanıyor. İddia ediyorum, bu 38 yılda 2 kere makbuz gördüm. Niçin oraya bir makbuz sistemi oturtulmaz da parayı toplayan nereye topladığını bilir, veren nereye verdiğini bilir. İstanbul Fatih Camii'sinde 22 yıl düzenli olarak bu yardım paralarına el konulduğu gerekçesiyle savcılık soruşturması var. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Mersin ilinin milletvekiliyim. Sizden istirhamım, bu yılın bütçesini dağıtırken son 22 yılda Mersin'i İzmir ve Antalya gibi 2 büyükşehir belediyemizle kıyaslayarak hak ettiği bütçeyi ayırmanızdır. Teşekkür ederim.